Herkese merhaba, herkese selam tekrardan. Kanıma ve yepyeni videoya hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber yepyeni video çekiyorum ve bugünkü videomuzun konusu da tekrardan bir ders çalışma günü aslında artık. Artık yaz bitiyor, yani bayağı az kaldı bitmesine. Şu anda hatta galiba tam 2 hafta kaldı bitmesine ve buna çok üzülüyorum çünkü ya 2 hafta kalması hani 3 aylık o 90 günden sadece 15 günün kalması demek ve okulun açılmasını evet bir yandan istiyorum ama bir yandan artık 11. sınıfım ve o 2 yıllık herkesin o 2 yıllık dediği maratona giriş yapacağım. Yaz bitmeden işte okul açılmadan yani son 15 gün kala son olarak hani yapmak istediğim birkaç bir şey de yapabilirim diye düşündüm ve işte bu son günlerde size de motivasyon olması adına bu videoyu çekmeye karar verdim. Hava çok sıcak, o yüzden cam açık, yani ses gelirse çocuk çoluk sesi falan lütfen maruz görün çünkü ya camı açık bırakacağım ses gelecek ya da camı açık bırakmayacağım hiç ses gelmeyecek ama ben bundan sıcakta öleceğim ve terleyeceğim. Ve bugün arkada da görebildiğiniz üzere saat şu anda 1:20 ve ayrıyeten kahvemi de yaptım. Acayip güzel bir köpük oldu bugün, baksanıza. Sizlere çalışacağım, yayını göstereceğim. Bugün sizlerle beraber KR Akademi yayınlarıyla beraber çalışacağız. KR Akademi yayınlarını illaki görmüşsünüzdür. Mesela Instagram Reels kısmında falan da. Sürekli benim önüme çıkıyordu. Benim önüme özellikle bu TYT coğrafya defteri çıkıyordu. Çünkü bu defterin önüme çıkması ve herkes tarafından beğenilmesinin sebebi bildiğiniz el yazısı olması. Yani bildiğiniz el yazısı. Hani her şey el yazısı. Asla böyle klasik bir şekilde normal hani yazı değil. Her şey el yazısı ile yazılmış ve önemli olan bütün yerlerde mesela direkt şu şekilde kırmızı renkli yazılar var. Yani hani şey gibi değil. İlkokul çocuğu defteri gibi değil. Ama yine de önemli olan kısımlar mesela dünya ekseninin etrafında batıdan doğuya doğru döndüğü için güneşi doğudaki meridyenler daha önce görür mesela. O batıdan doğuya kısmı renkli yazılmış. Ve bunun üzeri hani en azından bir aklınıza kalıcılık var. Yani bu defterin zaten en önemli amacı da görsel hafıza. Özellikle benim gibiyseniz yani çok fazla not tutuyorsanız bu defter TYT coğrafya, TYT Türkçe ve TYT tarih için hayatınızı kurtaracak. Az sonra TYT matematiğe değineceğim. Her konudan sonra da şu şekilde göstereyim. Şu şekilde de sorular var ve coğrafyada en önemli şey harita bilgisini ölçmek ve haritalı sorular da var ve defteri incelerken karşılaşıp hayran kaldığım bir kısım var. O da arkada bir sürü harita kısmı var. Biliyorsunuz eğer 10. sınıf coğrafyasını gördüyseniz 10. sınıf coğrafyasında harita acayip çok önemli ve buradaki bütün böyle haritaların hepsinin tek tek gösterilmiş olması beni acayip çok mutlu etti. Çünkü bir testi çözerken haritalara bakmak isteyebiliyorum ama haritaların hepsinin tek bir şekilde elimde bulunduğu bir yer yoktu. O yüzden de bunlar da bence harika olacak benim için. Zaten benim önceki videolarımı izlediyseniz yani TYT alışverişim videosunu izlediyseniz orada da görmüşsünüzdür. Şu şekilde KR Akademi'nin poster notlarını da almıştım. Coğrafya ve biyolojisini ve orada da zaten çok beğendiğimden bahsetmiştim. Burada da yine coğrafyasında da acayip güzel bir şekilde haritalar var ve bunları çok güzel bir şekilde asabilirsiniz. Çünkü burada aslında yer de var. Büyük ihtimalle odamın tam yatağının karşısına bir yere çivi çakıp bu KR Akademi'nin poster notlarını asmayı düşünüyorum. Ve KR Akademi'den diğer bahsedeceğim şeyler de TYT matematik. TYT matematiği gerçekten tek kitapta anlattığınızda çok sıkışık ve bütün konular böyle hani arkanızdan atlı koşturuyormuş gibi böyle çok hızlı bir şekilde geçiyor. Bu şekilde fasikül şeklinde olması bayağı güzel olmuş. Yani her konu için ayrı ayrı fasiküller var. Ve 8 tane fasikülden oluşuyor. Gene bunlar da TYT coğrafya, Türkçe ve tarihte de olduğu gibi renkli el yazısıyla yazılmış. Ve burada gerçekten konuyu en temelden alıyor. En temelden alıyor. Daha sonrasında da testlerde de en temelden alarak daha da konuyu zorlaştırıyor. Yani mesela ilk başta hani size işlem yeteneğiniz soruyor ve size direkt sorduğu şey -4, -5. Yani işlem yeteneğinizi arttırıyor ama daha sonrası ilerledikçe ve konular da tabii ki zorlaştıkça size daha çok ÖSYM tarzı sorularla beraber test ediyor. Bu benim bayağı hoşuma gitti. Özellikle de şunu göstermek istiyorum. Problemler föyü bayağı hoşuma gitti. Yani görüp görebileceğiniz bütün problem örnekleri var. O yüzden de ki problemde de çok zorlanan bir insan olarak bu soru benim bayağı hoşuma gitti bugün. Hem normal TYT matematiğin ilk fasikülünden çalışmaya başlayacağım hem de problemleri buradan tekrar etmeye başlayacağım. Çünkü her gün düzenli bir şekilde problemleri tekrar etmeye çalışıyorum. Evet, bu şekildeydi. Eğer KR Akademi fasikülleriyle, defterleriyle alakalı bir sorunuz varsa aşağıda yorumlar kısmında belirtebilirsiniz tabii ki de. İlk başta TYT Türkçeden çalışmaya başlayacağım ve uzun bir aradan sonra da bir TYT coğrafyayı tekrar edeyim diyorum. Yani TYT'nin zaten ilk kısmı doğa, insan, coğrafya yani ilk ünite olduğu için çok çok kolay. Ondan sonra hemen gelen testi de direkt çözebilirim diye düşünüyorum. Bunları yapacağız. En sonunda matematik çalışmakla devam edeceğiz. O zaman ben hemen başlıyorum. Thank you.
Ve evet, hem TYT Türkçe hem de TYT coğrafyayı hallettim. Bir coğrafyayı özlediğimi fark ettim bu arada. Yani 9. sınıfta bu konulara çalıştığım zamanı hatırladım ve şimdi böyle özetleri görünce, hani güzel bir şekilde özetleri görünce, çünkü hiçbir konuya çok detaylı girilmemiş ama her konunun önemli kısımları da var. Yani uyarıyorum kısımları falan bayağı hoşuma gitti ve bu ders defterleri bana şey gibi geldi böyle. Mesela benim abim var ve abimin eski kaynaklarını aldığımda içinde böyle notlar falan olabiliyordu. Ablam da var. Ablamın da böyle eski kitaplarına baktığımda önemli olan notları görebiliyordum bazenleri. Onun da öğretmenin yazdırmış olduğu, onun bir yerden öğrenip yazmış olduğu kaynakları. Ve hani bunlara çalışırken sanki bir böyle kendimden büyük abimin ablamın kitabını almışım da ondan çalışıyormuşum ve sadece önemli bilgiler ve kısımlar varmış gibi hissettim. Gerçekten o şekilde hissettirdi. Bilmiyorum siz, yani eğer ki bu kitapları alırsanız, ki aşağıya linkini koyarım, alırsanız bana neler hissettirdiğini yazın, çünkü bana o şekilde hissettirdi ve testi de güzeldi bu arada. Tam kavratıcı testi, yani mükemmel o konuda. Artık bundan sonrası ikinci bölüm. Yerkürenin şekli ve sonuçları. Bunları çalışırken ne kadar zorlanıyordum ya. Yani 9 sınıfta hatırlıyordum da bunları çalışırken bayağı bir zorlanıyordum. Evet, TYT Türkçemiz ve coğrafyamız bitmiş oldu. Şimdi ise ne yapacağız? Hemen geliyor. Hem TYT'nin fasikülünün birincisinden başlayıp çalışacağım ve ayrıyetten de buradan biraz problem çalışacağım. Yani problemleri bu şekilde güzel güzel anlatan bir kaynağı bulmuşken kaçırmak istemiyorum açıkçası ve bu yüzden de testler de çözmek istiyorum. Şu şekilde konu kavramı testi yazıyor. Hani böyle MEB'in çıkarmış olduğu testler var ya, onun gibi. Daha sonra aslında ise yavaş yavaş zorlanıyor. Şimdi artık yeni nesil sorulara geçiş yapıyoruz ve arkada da o yeni nesil soruların çözümleri de var. Aa, bu güzel bir şeymiş. Yeni nesil soruların çözümlerini anlamak bazenleri zor olabiliyor. Böyle tek tek gösterilmesi hoş olmuş. O yüzden bu ikisinden çalışacağım. Kahvemi hala bitiremedim. Biraz daha içmem lazım kahvemden. Köpüğü acayip hoş oldu. Köpüğünü de French press de yapıyorum bu arada. Yani ancak o şekilde tutabiliyor köpüğü. Evet, tam matematik çalışmaya başlayacaktım ama bugün voleybolum olduğu için de ve hani aç kalmam mamı istediği için annem bana bu şekilde salata hazırlamış. Altında kıvırcık var. Üzerinde vasa var. Vasa en güzel yapan şeylerden biri bu arada. Ve de ton balığı var. Bu şekilde gözüküyor. Ve yanında The Office var. Bunu izleyeceğim çünkü The Office gerçekten bu aralar o kadar güzel ki, yani bir ay içerisinde 4 sezonu izledim ve o kadar güzel ki büyük ihtimalle Friends gibi tekrar tekrar izleyeceğim bir dizi olacak. O yüzden hemen şimdi salata mı yiyeceğim? The Office izleyeceğim. Ondan sonra da matematik çalışmakla devam edeyim. Evet, bugünkü ders çalışmamı tamamlamış oldum. Hemen size TYT matematik föyleri hakkında ne düşündüğümü söyleyeyim. Özellikle problemler föyüne bayıldım. Yani gerçekten zaten testlerini de çözdüm. Onları da görmüşsünüzdür. Hani böyle soru tarzlarını göstermeleri ve onları bize anlatmaları falan acayip çok hoşuma gitti. Sadece oran orantı kısmını halledebildim tabii ki. Yani çünkü oran orantı kısmı bile bayağı uzundu ki oran orantı zaten oran orantı problemlerin temeli. O yüzden böyle bütün soru tarzlarını falan göstermeleri acayip hoşuma gitti ve el yazısı olması zaten gerçekten bence bayağı etkileyici. Özellikle coğrafyada bunu çok beğendim ve haritaları da mükemmeldi. Yani hem normal ders defterine bakmanızı öneririm hem de poster notlarına bakmanızı da öneririm. Ve bu şekilde bir videonun daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Eğer ki videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı ve video hakkında veya kanalım hakkında herhangi bir düşünceniz, öneriniz, fikriniz, yorumunuz varsa onu da aşağıda bırakırsa belirtebilirsiniz. Ve ayrıca kanalımın videolarımı arkadaşlarınızla paylaşırsanız çok çok sevinirim ve çok çok da mutlu olurum. Umarım ki başka videoda tekrardan görüşebiliriz. Sizleri seviyorum. Kendinize dikkat edin. Bye bye!